Efendim iyi akşamlar. Pakkan okullarından herkese merhaba. Umarım herkes iyidir, sağlığı yerindedir, sıhhati, afiyeti yerindedir. En çok buna ihtiyaç duyuyoruz çünkü bugünlerde. Hepinize söz verdiğimiz gibi her pazartesi ve her perşembe Pakkan okulları açısından sizlerin evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Sese, söze eşlik etmeye devam edeceğiz, ediyoruz da. Bugüne kadar çok önemli konukları ağırladık biliyorsunuz. Bir yandan Yasemin hocamla çok değerli programlar yaptık ve okulun öğretmenleriyle ama bir yandan da alan uzmanlarıyla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz, edeceğiz de. Neler neler konuştuk. Pandemi dönemini, kaygıyı, aslında yaşadığımız sorunları konuştuk. Çocuklarımızı konuştuk. Bugün de biraz yaratıcılık üzerine sohbet edeceğiz. Çok değerli bir konuğu buluşturacağım sizle. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Hem canım bir arkadaşım, hem alanının güçlü seslerinden bir tanesi. Yaratıcılık, çocuk konuları gerçekten yazdığı kitaplarla beraber hepimizin referans aldığı kişilerden bir tanesi. O yüzden burada onunla olmaktan ben de çok mutluyum. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Ben onu da davet edeyim. Hemen birlikte sohbet isterim. Yaratıcılıkla ilgili pek çok soru hazırladık bugün sevgili Bahar Erişte. Merhaba Bahar, hoş geldin. Merhaba Ececiğim, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Seni görmek de çok keyifli. Hoş Evet, geldin biraz yayınımıza, hoş geldin karanlıktayım. Pakkan okullarına. Hoş bulduk, hoş bulduk. Masa lambam son olarak patladı. Bugünlerde böyle bir ampul patlamaları, lavabo tıkanmaları falan gibi durumlar yaşıyorum. Olur diyorum. Önemli olan bağlantımız şu anda net mi, sesim geliyor mu? Onları sana Sesini sorayım. ben duyuyorum. Sesini duyuyorum. Yorumları kapatırsam biraz daha güçlü bir bağlantı oluyor. Hemen yorumları da o yüzden kapatıyorum izin isteyerek. Sen beni görebiliyor musun? Çok güzel görünüyorsun, çok net görünüyorsun. Harika bir fonun var. Okulda olmadığını ümit ediyorum. Evet. Yok, okulda değilim ama okul gibi bir stüdyo ve okul haline getirdik tabii ki artık yaşam Harika. alanlarımızı, evimizi değil mi hepimiz? Teşekkür Tabii, ediyorum. tabii. Bahar, önce sağlığını sorayım ve ondan sonra sohbet edelim. Nasıl geçiyor bu dönem? Sağlığın yerinde mi? Valla iyiyim Ece. Şu ana kadar herhangi bir şey yok. Şükür ki çevremdeki insanlardan da sağlıklı herkes. Senin nasıl? Ben de sana sorayım. Ben de iyiyim. Alıştım da. Yani hani bir parça böyle hatta bitecek mi diye de telaşlananlardanım ben. Yapmak istediğim çok şey var çünkü. Evet, Sen de öylesin galiba biliyorum, okuyorum. ben de evet. Bu durum hoşuma gitti birazcık. Tabii ki yani hani olan olumsuzlukları bir kenara koyarsak Tabii. baya Tabii. aslında Tabii. dinlenme dönemi oldu benim açımdan. Öyle. Yani bir pek çok değişik yönümüzü keşfettik aslında dayanma gücümüzün ne kadar farklı olduğunu, umduğumuzdan daha iyi olduğunu gördük çocuklarımız açısından da ve aslında bir Evet. yandan da bu dönem yaratıcılığın da değil mi böyle hani Tabii. şahlandığı dönemlerden bir tanesi oldu. İşte bu konu o yüzden bugün çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet. Güzel güzel bir konu. Ben de seviyorum bu konuyu. Peki arkadaşım, şimdi yaratıcılık dediğimizde tam olarak neden bahsettiğimizden başlayalım istersen seni dinlemeye. Hani bu Tamam. yaratıcılık dediğimiz eser üretmek mi, sanatçılara özgü bir şey mi, sanatçı olmak mı? Sen bu konuda neler söylersin? Hani şöyle bir tanımlayalım. Tamam Ece, ben bu konularla ilgili şöyle başlayayım. Şimdi Marcel Proust'un çok güzel bir sözü var. Diyor ki, gerçek keşif yeni diyarlar bulmak değil, farklı gözlerle bakmaktır. Aslında bu bence yaratıcılığı çok güzel tanımlayan bir cümle. Çünkü yaratıcılık dediğimizde farklı fikirler arasında bağlantılar kurmaktan söz ediyoruz ve temelinde eski bilgiyi, eski çözümleri yeni durumlara uygulamaktan söz ediyoruz. Yani baştan sıfırdan bir şey yaratmak değil aslında söz ettiğimiz. Yani bir yer değiştirme veya yeniden birleştirme. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Wright kardeşler uçağı icat eden. Onlar bisiklet imalatındaki bilgiyi alıp ilk uçağın modelini geliştiriyorlar. Eski bir bilgiyi yeni bir alana uyguluyorlar. Hatta bilmiyorum hiç fotoğraflarını gördün mü ama ilk uçak kanatlı bir bisiklete benzer. Yani bunun gibi eski bilgiyi yeni alana uygulamak veya işte bu Velcro dediğimiz cırt cırt vardır ya, o da mesela bir köpeğin üzerine yapışan pıtraklar
görünce bunu icat eden kişi ha diyor ben bunu başka bir alana uygulayayım ve cırt cırt dediğimiz şey böyle ortaya çıkıyor. Yani bunlar tabii büyük buluşlar ama her zaman böyle olmak zorunda değil. Şimdi İngilizce'de yaratıcılık creativity ve bunun Evet. little c ve big c diye bir ayrım yapıyorlar. Büyükçe ve küçükçe yani büyük yaratıcılık ve küçük. Bu bahsettiğim buluşlar büyük yaratıcılık örnekleri. Picasso'nun eserleri, Da Vinci'nin buluşları vesaire ama böyle değil. Yani bir de küçükçe dediğimiz günlük hayat içerisindeki yaratıcı edimler var ki şu çağda asıl önemli olan bu. Ya yani en basitinden mesela bu korona döneminde sütyen kuplarından işte kendilerine maske yapan kadınları gördük. Evet. Bu tarz yaratıcılık, küçük yaratıcılık dediğimiz ve temel olarak üzerinde durmamız gereken bu çağda bu yaratıcılık. Bu güzel, küçük, tatlı bir hikayeyle başlayayım. Hadi. Güzel bir başlangıç olsun. Ece Temel Kur'an'ın İyilik Güzellik diye bir kitabını okudum. Mesela orada bir hikaye anlatılıyor. Hollandalı bir editörün dedesi toplama kampındaymış ve bu toplama kampında bir kıza aşık oluyor. Ama etraf yani kıtlık, yokluk, acı ne yapsın da bu kızı kendine çeksin? Bir lahana buluyor Ece. O lahanaya bir çubuk saplıyor ve bir çiçek gibi Ya çiçek haline mevcutta. getiriyor. Onu kıza hediye ediyor ve bu şekilde aşık oluyor ve sonrasında evleniyorlar. Mesela bu içinde bulunduğun koşullardan olabilenle yeni bir şey yaratıp güzel bir sonuca ulaşmak, küçük yaratıcılık örneklerine güzel bir örnek diye düşünüyorum. Böyle güzel bir Evet. hikayeyle başlayalım. Şimdi şöyle yaratıcı düşünce deyince akla gelen en temel isimlerden biri Da Vinci olabilir ve onun Evet. Da Vinci gibi düşünmek diye de bir kitap vardır. Onu da önermiş olayım. Orada düşünmenin temel ilkelerini açıklar ki bence yaratıcı düşünmeyi anlamak istiyorsak bu ilkeleri anlamak çok büyük önem taşıyor. Nedir bu yedi ilke? Onların üzerinden geçeyim ben kısaca. Bir kere merak. Hayata karşı asla tatmin olmayan ve sona ermeyen bir merak duygusu. Bu birinci ilke. Ve bunu şu şekilde dinlesin dinleyenler. Hem kendileri hem çocukları için bunu ne kadar besliyorlar. İkincisi deneme, sebat etme ve hatalardan öğrenme isteği. Bu çok önemli. Üçüncü ilkesi Da Vinci'nin duyuların hepsini işin içine katma ve bu şekilde deneyimi canlı tutma. Özellikle bu çağda sadece görsele inmiş olan, ellerimizi kullanmadığımız işitme, koklama, görme bunların çok yani hepsinin bir arada olduğu bir eylemden söz ediyor. Dördüncüsü belirsizliği kucaklama, belirsizlikle dost olma. Bu çağda her anlamda önemli. Yaratıcılık açısından da önemli. Çünkü bir bilinmeyene doğru gidiyorsun. O anlamda her şeyin net olmasını bekliyorsan yaratıcı bir şey de sonuçta ortaya koyman zor olabilir. Beşinci ilke bilim ve sanat, mantık ve hayal gücünü bir denge içinde bir araya getirmek ve bütün beyinle düşünmek. Yaratıcılık deyince insanlar sadece sezgi, hayal gücü falan diye düşünebiliyorlar. Hayır, yaratıcılıkta demin de söylediğim gibi bilgi de önemlidir. Yani bilgi yoksa bir şey yaratman mümkün değildir. O yüzden sağ ve sol beyin ikisi bir arada kullanmak önemlidir. Bütün beyinle düşünmek önemlidir. Altıncı ilkesi zarafet diyor. Hem estetik anlamda zarafet hem de şu anlamda düşünüyorum hareket de yaratıcılığın önemli bir parçası yani bedenin de yaratıcılığın önemli bir parçası ve son olarak bağlantıdan söz ediyor yani her şeyin bütün olguların birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul etme ve takdir etme sistem düşüncesi bütüncül bakabilmek. Da Vinci'nin yedi ilkesi bunlar ve bu yaratıcılık süreci açısından çok çok önemli diye düşünüyorum. Tabii bu şöyle demek değil. Yani her çocuk Leonardo da Vinci gibi bir deha olacak anlamında söylemiyorum. Sadece bu ilkeler bazında düşündüğümüz zaman yaratıcı süreçte o zaman çok istediğimiz sonuçlar ortaya koyabiliyoruz. Bu Peki. şekilde bir ilk soruya cevap vermiş olayım. Peki şimdi hani bu yedi ilkeyi sayınca aklıma şu geliyor tabii. Bu işin kültürle bir bağı yok mu diye sormak istiyorum bu sefer. Evet. Hani kültür yaşadığı, yeşerdiği çocuğun ya da bireyin yeşerdiği o alanla bir alakası yok mu acaba? Çok güzel bir şey söyledi. Evet var. Yaratıcılık bir kere şunu söylüyorum. Her insanın doğasında var. Hepimizin, burada bizi ne kadar insan dinliyorsa hepimizin içerisinde bir yaratıcı potansiyel var. Çünkü yaratıcılık problem çözmek demek ve insan problem çözen bir organizma. Ve bu meselelere farklı açılardan bakabilmeyi gerektiriyor. Ancak içinde bulunduğun ortamda senin de dediğin gibi yeşerebilir de
solabilir de. Yani nasıl hani çiçekler için deriz ya, yerini sevdi. Ve işte yaratıcı potansiyel de böyle. Yani olduğu yeri ne kadar seviyor? Yani o coşması için ışık alması lazım, su alması lazım, doğru yerde olması lazım. Bak şimdi sen bunu söyleyince Malcolm Gladwell'in Outliers kitabında çok güzel bir söz var. Onu burada söylemiş olayım. Diyor ki, ormandaki en uzun meşe sadece en sert palamuktan yetiştiği için en uzun meşe olmamıştır. Diğer ağaçlar onun aldığı ışığı engellemediği, çevresindeki toprak derin ve zengin olduğu, fidanken hiçbir tavşan onun kabuğunu kemirmediği için, hiçbir oduncu onu vakti gelmeden kesmediği için de en uzun meşe olmuştur. Yani içinde bulunduğun ortam Evet. çok İşte çok o önemlidir. toprağa çok önemli. O Evet. toprak çok önemli. Mesela işte yaratıcılık deyince Floransa'da Rönesans dönemi aklımıza gelir. Oradan çok yaratıcı sanatçılar çıkmıştır. Michelangelo gibi vesaire. Bunlar kazara ortaya çıkmamıştır. Bunlar hep bir ekosistemin ürünüdür. Ve bu ekosistem hem yeteneği tanır hem de takdir eder ve geliştirir. Mesela o dönemde Floransa'da Bottega denilen atölyeler var. Floransa'nın her yerinde. Ve buralarda ne yapılıyor? Yeni teknikler deneniyor, yeni sanat formları deneniyor ve yeni yetenekler yeşeriyor. Bunu özellikle tasarlamışlar. Ve dolayısıyla buradaki temel sorulardan bir tanesi, içinde bulunduğun ekosistem yaratıcılığa ne kadar değer veriyor? Bu çok kilit. Bu Evet. bir nokta. Bir diğer nokta da şu, yaratıcılığı sadece düşünme tarzı veya yeteneklerden ibaret görmemeliyiz. İşin karakter boyutu da var. Yaratıcı karakter, yani yaratıcılık belli bir karakter de gerektiriyor. Cesaret gerektiriyor, özgüven gerektiriyor, bağımsızlık gerektiriyor, değil mi? Mesela yurt dışında Juilliard diye bir müzik okulu vardır. Oraya çok yetenekli çocuklar gider. Çok yaratıcı eserler ortaya koyan çocuklar gider ama bunlar o cesarete sahip olmadıkları için çok da fazla ileriye gidemiyorlar. Yani bu kısmını da beslemek gerekiyor. Yani bir miktar yakıcılık gerekiyor. Bir miktar risk iştahı olması gerekiyor. Mesela çocuk akademik olarak çok başarılı olabilir ama hiç kendi başına hareket etmemiştir. Hiçbir şekilde bağımsız olmasına izin verilmiyordur. Sürekli bir kontrol altındadır. O zaman gerçekten o yaratıcılığın yeşermesi yine zor hale gelir. Yani bugün düşündüğümüzde mesela çocukları çok böyle riskten arınmış ve fazla yapılandırılmış ortamlarda büyütüyoruz. Ve bu şekilde yaptığımız zaman belki sanatçılar, öncüler, girişimciler yetiştirmenin bir noktada önüne geçmiş olabiliyoruz. Yani onun yerine mesela organize sporlarda kuralları takip edebilen veya saatlerce ekran önünde oturabilen veya belli sınavlarda kutucuklar işaretleme konusunda başarılı çocuklar ama ne kadar öncü, ne kadar girişimci çocuklar yetiştiriyoruz. Ve temelde sormamız gereken soru da bu. Okullarda, evlerde ne kadar bağımsız düşünceye izin veriyoruz? Bu bir soru işareti. Mesela öğrenci anne babasını ne kadar eleştirebiliyor veya öğretmenini ne kadar eleştirebiliyor? Mesela eskiden köy enstitüsü döneminde özel günler yapılırmış. Öğrenciler öğretmenlerini, okul yöneticilerini eleştirirlermiş. Yani bu aşçılarını okuldaki eleştirirlermiş, bu yemek niye böyle oldu, nasıl oldu diye. Yani son derece bağımsız, düşünmeye açık, eleştiriye açık bir ortam gerekli. Hani bu ortamları biz ne kadar sağlıyoruz? Çocuklar bir konuda farklı fikirler beyan ettiği zaman ne kadar destek görüyorlar, ne kadar eleştiriliyorlar? Yani şöyle, biz kültür olarak baktığımızda genel olarak nasıl işte sürüden ayrılanı kurt kapar veya işte icat çıkarma Evet, şimdi bizdeki şey. düşüncesinde olan bir kültürüz. Yani aslında bu baktığımızda çok da kültürel DNA'mızın bir parçası değil. Bu yaratıcı düşünen gençlerimiz yok anlamına gelmiyor. Hayır, tersine çok fazla. Ama hani bu ne kadar destekleniyor? Bu insanlar, bu gençler fikirlerini ulus çapında, dünya çapında ürünlere dönüştürebilmek için sistemli biçimde ne kadar destekleniyorlar? Bireysel olarak bunu yapanlar vardır. Ama ekosistem, genel ekosistem, genel kültür bunu ne kadar destekliyor? Bu bir soru işareti. Bunlar üzerinde düşünmemiz gereken konular. Peki düşünmemiz gerekiyor bunlara diyorsun da aklıma şu da geliyor. Yani yaratıcılık önemli tabii ama sanki bu dönemde bu topraklarda da o irdelemeye başladık ya sanki bu dönemde daha mı önemli? Yani bu yüzyıldaki gerekliliği ne? Neden önemli? Niye biz bu yüzyılda daha da çok yaratıcılık demeye başladık sence?
Evet, iki açıdan bunu ele alacağım Ece. Bir yaratıcılık ekonomi açısından ele alacağım. Bir de sağlık, ruh sağlığı açısından ele alacağım. Peki, Şimdi içinde süper, bulunduğumuz süper. evet yani çünkü sadece ekonomi değil yani mesele başka açılardan da önemli. Yaratıcılık ekonomisi deniliyor bu çağa. Yani bugün okula giden çocuklar henüz var olmayan sektörlerde, var olmayan işlerde çalışıyor olacaklar. Yani yeni problemler çözmek için yeni teknolojiler kullanacaklar. İşte yaratıcı düşünme eğitimi bu nedenle önemli. Çünkü evet robotlar olacak, yapay zeka olacak, onların kolay kolay çözemeyeceği karmaşık problemler olacak ve işte o problemleri çözebilenlerin çağı olacak bu çağ. Ve artık öğrencilerden istenen gerek şirketlerde veya işte genel olarak yönerge izlemek değil veya verilen reçeteleri takip etmek değil, daha iyilerini bulmak. Çünkü kendini tekrarlayan işler, rutin işleri yapanların hükmünün sona erdiği bir çağa giriyoruz. Çünkü bunlar otomasyon tarafından, robotlar tarafından daha verimli ve daha maliyet etkin bir biçimde yapılabilecekler. O yüzden bugünün dünyasında bir adım öne çıkacak olan bireylerin sanat, empati, sezgi, bağlamı görme gibi özellikleri çok önemli. Hatta mesela yurt dışında bazı şirketler artık işletme master'ı yerine güzel sanatlar master'ı yapanlara öncelik veriyorlar. Yani sanat çok önemli olduğu için. Evet. Şu açıdan da önemli. Mesela işte MIT profesörü var David Autry diyor. O böyle bu hangi işler yükselecek diye bir tablo yapmıştı. Orada en tepede yine hayal gücü, yaratıcılık, sezgi gerektiren işleri koymuş. Bu işlerde özellikle eğlence, tasarım vesaire gibi alanlarda bir artış bekleniyor. Ve şöyle söylüyor yani verimlilik artışı sayesinde iş gücüne olan ihtiyaç azaldı ama hala bir Beethoven senfonisini 9 dakika boyunca çalmak için yine 19. yüzyıldaki gibi 4 müzisyen gerekecek. Yani Evet, yine planı orkestraya ihtiyacım var diyor yani. evet yine buna ihtiyacım var yani o farklı. Bir de mesela Harari 21. yüzyıl için 21 ders kitabında diyor ki okulların artık bilgi vermekten vazgeçme zamanı çoktan geldi. Çünkü zaten çocuklar bilgiye birçok kaynaktan ulaşabiliyor ve birçok kaynaktan ulaşabilmiş. O zaman diyor çocukları geleceğe hazırlarken ne öğreteceğiz? Dört beceriden söz ediyor. En temel dört beceri. Bir eleştirel düşünme çok önemli ki buna medya okur yazarlığını falan da ekleyebiliriz. Çünkü her türlü bilgiye maruzuz ve doğrusunu ayıklamak gerekiyor. İki, iletişim diyor. Üç, işbirliği ve dört, yaratıcılık. Ve diyor ki hepsinden daha önemlisi değişimle başa çıkma, yeni şeyler öğrenebilme ve alışılmışın dışındaki durumlarda akli dengeyi koruyabilme becerileri olacak. Tam da sanki şu içinde bulunduğumuz Evet. durumu biraz Sanki bugünü tanımlar gibi. anlatıyor gibi. Evet. Sanki evet ve diyor ki yani ayak uydurmak için sadece yeni fikirler ve ürünler icat etmek yetmiyor. Önce kendimizi tekrar tekrar yeniden inşa etmek gerekiyor. Bu anlamda da düşünebiliriz. Bir şey daha ekleyeceğim. Bu PISA sınavı var ya Ece, Evet. OECD ülkelerinde gençlerin girdiği, bizim ülkemizin de girdiği ve maalesef sonuçların pek parlak Kabusumuz olmadığı o halinde sınav. olan. Evet, Evet. şimdi bu sınava bir de yaratıcılık becerisi ekleniyor. 2021'de Ekleniyor, evet. yapılacak. Evet. Ve bu anlamda da yani şunu vurguluyor özellikle PISA. Bu çağda bu önemli ya işte o zaman biz bunu da bakalım, bunu da test edelim diyor. Ve bunu hani doğal yetenek anlamında değil de günlük işte problemleri çözebilme anlamında söylüyor. Ama şimdi tabii çoktan seçmeli sınavların olduğu bir ortamda bu çok zor. Yani çocuğu ne diyoruz? Gerçeği tek şıkka indirgeyip tek doğru olduğunu söylediğimizde yaratıcılık becerisini veya yaratıcı Kalmamış oluyor. düşünme Evet. imkanlarını da sınırlamış oluyoruz. O yüzden yeni eğitim düzeninde önemli olan nokta, en önemli noktalardan bir tanesi mesela sanatı entegre etmek. İlk önce bundan söz edeceğim, sonra ailelere ne yapabileceklerinden bu konuda Peki, birkaç öneride bulunacağım. harika. Şimdi önce çocuğunuzun hayatında sanat ne kadar var, bunu sormanız lazım. Bu zaten kendi içinde çok değerli. Sanat zaten muhteşem bir şey yani her anlamda bizi geliştiren ama onun ötesinde bu çağda daha da geçerli. Mesela Michigan Devlet Üniversitesi'nde 2013'te bir araştırma yürütülüyor. Çocukken sanatla ilgilenenlerin inovasyon yapma, patent alma ve iş kurma oranlarına bakılıyor. Bu oran genel nüfusa göre 8 kat daha fazla. 8 kat. Ve 8 kat çok araştırmacılar büyük bir rakam tabii. Evet, araştırmacılar en önemli noktanın
bu faaliyetleri uzun süre devam ettirmek olduğunu söylüyor. Yani bu hayatının bir parçası olacak. Öyle yaptım bitti değil. Aynı şekilde Nobel ödülü alan bilim insanlarına bakılmış. Yine Nobel ödülü alanların almayanlara kıyasla sanatla çok daha ilgili olduğu görülmüş. Böyle bir durum var. Yaratıcı Beyin diye bir belgesel izledim Netflix'te. Orada mesela bir okul örneği vardı. Onu örnek vereyim. Amerika'da Vermont'ta kapatılmak üzere olan çok düşük başarı oranları olan bir okul var. Okulu kurtarma planı yapıyorlar ve ne etrafında bir plan? Tamamen yaratıcılık ve sanat. Bütün dersler bu şekilde yeniden şekillendiriliyor. Mesela çocuklar geometriyi soyut sanat üzerinden öğreniyorlar. Ve neden? Çünkü eğitimi sanatla birleştirdiğiniz zaman bütün farklı öğrenme biçimlerini kullanma imkanı oluyor. Yani bazı çocuklar daha görsel, bazıları daha uzamsal, bazıları daha akademik olabilir. Ama bu şekilde hepsi bir arada bu eğitimden faydalanıyor ve bilgiye farklı yollardan ulaşıyorlar. Bir de bu sınıf ortamında dikkatimi çeken şu oldu. Çocuklar zıplayan toplar üzerinde falan oturuyorlar. Yani hareket de bunun bir parçası. Evet. Şimdi özellikle de hiperaktivitesi olan çocuklar için bu çok harika bir şey. Zaten onlar daha yaratıcı araştırmalara göre. Böylece hareket ihtiyacı da aynı anda karşılanmış oluyor. Ve öğretmen mesela sınıf içerisinde zaman zaman işte çocuklara diyor ki kalkın dolaşın. Birbirinizin fikirlerinden, birbirinizin yaptıklarından ilham alın. Yani böyle bir sınıf ortamı. Ve sürekli öğretmenin tekrar ettiği cümleler var. Diyor ki unutmayın, risk alıyoruz. Sadece deneme yapıyoruz. Hata yapmaktan korkmayın. Başarısızlıktan korkmayın. Hepimiz hata yapabiliriz. Hatalarımızdan öğrenebiliriz. Öğretmen bunları tekrar, yani böyle bir sınıf ortamı hayal et. Tabii. Ve ne Çocukları çok oluyor? güzel tetikliyor bu da tabii doğal olarak. Tetikliyor ve işin ilginç yanı diyeceğim. Çünkü biz şöyle düşünüyor olabilir. Ya tamam da ya bu işte bunlar sonuç vermiyor başarı açısından Yok, diyebilen veriyor, veriyor. olabilir. Çocukların başarı skorları yükseliyor. Matematik başarıları 2 kat artıyor ve o kapanmak üzere olan okulda şu an bekleme listeleri varmış. Ya. Yani gerçek sonuçlardan söz ediyoruz. Atatürk ne demiş? Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. O yüzden bizim hayat damarlarımızın tekrar devreye girmesi çok önemli. Şimdi şöyle aileler diyebilir ki ben okul ortamını kontrol edemem. Ben ne yapacağım? Yani okulda ne yapılıyorsa yapılıyor. Bunu yapan okullar vardır mutlaka ama bir kere pratik öneri. Şimdi online müzeler falan da var. Çok da güzel. Mesela Google Arts and Culture diye bir sayfa var ve bütün bu online müzeleri siz 3 boyutlu dolaşabiliyorsunuz çocuğunuzla. Sanal ortamda bütün eserleri inceleyebiliyorsunuz. Onun dışında yani normal zamanlarda da mutlaka müzelerin etkinliklerini takip edin. Odasında mümkün olduğu ölçüde bir sanat köşesi gibi bir şey oluşturabilirsiniz. Ve şunu unutmamak gerekiyor. O köşeyi oluşturmak tek başına mesele değil. O sanatçının kaotikliğine, kendi işte o yaratıcılık sürecine de çok müdahale etmemek gerekiyor. O yüzden o eser köşesinde özgürce çalışma hakkına da saygı göstermek gerekiyor. Bu da işin bir parçası. Malzemeyi verdim ama kullanamazsın, yaparsak olmaz. Olmuyor tabii. Öyle olmuyor. Onun dışında mesela çocukla birlikte belli sanat eserlerini yorumlayabilirsiniz. Kendi bakış açılarınızı karşılaştırabilirsiniz. Yani veya bir sanat eserinde acaba sence burada sanatçının aklından neler geçmiştir gibi sorular sorabilirsiniz. Şimdi böyle bir de ne dedim? Araştırmalar yaratıcılığın iyileştirici olduğunu da gösteriyor. Bu kısmını da ihmal etmemek lazım. Çünkü yaratma edimi hem beden için hem ruh için çok faydalı ki içinde yaşadığımız çağda biliyorsun ki stres çok fazla, depresyon oranları çok yüksek, kaygı çok yüksek ve 2010'da sanatın sağlık ve iyileşme üzerindeki etkisine dair yüzlerce araştırmanın araştırıldığı bir meta analiz çalışması yapılmış. Meta analiz bütün araştırmaları araştıran araştırma demek. Araştırma kral. Araştırmalar kralı. Evet, Ve kralı. işte müzikten kraliçesi. Müzikten yazmaya, işte danstan görsel sanatlara ve işte kronik hastalık ve kanserle mücadele eden hastaların durumunu da araştırmışlar. Görsel sanatlarla ilgilenen hastaların resim, müzik, fotoğraf, çömlek, dokuma gibi uğraşlarla ilgilenenlerin gerçekten çok
olumlu sonuçlar elde ettiği görülmüş. Çünkü neden? Bunun yani bir karşılığı var beyinde. Dikkat hastalıktan başka yere kayıyor. Sürekli hastalığını düşünüyorsun öbür türlü. Başka yaratıcı bir şeye kaydığı için olumsuz duygular azalıyor. Olumlu duygular yükselişe geçiyor ve bu da sonuçları iyileştiriyor. Pozitif kimlik duygusunu inşa ediyor. Ve bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Ne oluyor? O zaman hastalığa karşı da koruyucu bir etki yaratmış oluyor. Yani olumlu düşünmek biliyorsun bağışıklığı destekliyor. Bütün bu pandemi sürecinde de bunu defalarca duyduk. Yaratıcı faaliyetle olumlu düşününce bağışıklık güçlenince hastalıkla mücadele daha kolay hale gelince de iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Evet, öyle bu güzel bir korelasyon. Yani sanat iyileştirir derken biz Pakkan okullarında zaten demek ki bunu söylemeye çalışıyorduk. Çünkü her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Sanat iyileştirir, sanat iyileştirir. Biz de çocuklarımızla sanat üzerinden iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu Harika. benim bunu duymak, senin ağzından duymak çok hoşuma gitti. Peki. Ben bunu açıkçası bilmiyordum böyle bir slogan olduğunu. Bunları bilerek anlatmadım. Yani onu söyleyeyim hani özellikle hani bunu Ha anlat. tabii. Yani Yani. çok sevindim öyle söyleyeyim. Evet. Peki, şimdi burada tabii benim de aklıma, yani 10 yaşında bir çocuğu olan anne olarak benim de aklıma bu treni kaçırdık mı sorusu geliyor tabii. Hani nedir bu işin bir yaşı var mı? Ya da işte ne bileyim hep çocuklarda mı yaratıcılık konuşulur? Nedir? Nasıl bakarız biz bu işe? Benim telaşıma bir gider bakalım ne olacak? Şimdi Ececiğim, bir kere şu treni kaçırmak, lafını unutalım. Geçen gün sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Arapçada treni kaçırdın demiyorlarmış. Tren beni Evet. kaçırdı değil. Tren beni Tren beni kaçırdı. kaçırdı diyormuş. Duydu, okudum. Ve de çok hoşuma gitti. Tamam dedim işte budur. Tren beni. Şimdi treni kaçırmak diye bir şey zaten hayat boyunca yok. Ben buna Yok. çok gönülden inanıyorum. Ama hani gerçekten bu anlamda da yok. Bir açıklayacağım. Yani hem var hem yok. Şöyle söyleyeyim. Picasso'nun çok güzel bir sözü var. Her çocuk sanatçıdır. Sorun büyüdüğünde yine sanatçı kalmayı başarabilmektir diyor. Çok Evet. güzel bir söz. Şimdi bu çocuklar neden daha yaratıcı potansiyele sahip? Bunun bir anlamı var. Beyinde en son gelişen bölge prefrontal korteks dediğimiz bölge beynin ön kısmında yer alan, düşünmeden, planlamadan, mantıktan sorumlu olan bölge. En son olgunlaşan bölge beyinde. O yüzden çocuklar neden bazen mantıksız görünen, düşünmeden uzak görünen şeyler yapıyorlar? O yüzden çocuklarda yaratıcı potansiyel, hayal gücü çok zengin. Çünkü bu bölgenin gelişmesiyle birlikte yaratıcılığımız da baskılanıyor. Yani sansür devreye giriyor. Mesela neden düş görüyoruz gece, neden rüya görüyoruz? Uykuya dalınca beynimizin o prefrontal korteks bölgesi kendisini kapatıyor. Sansürcü susuyor. O yüzden Aa, evet. O O farklı yüzden özgür dalgalar rüyalar devreye giriyor. görebiliyoruz. Evet. İşte çocuklarda böyle sansürcü henüz faaliyete geçmemiş. Çünkü o bölge tamamen gelişmemiş ama başlıyor. Kendinin farkına varmaya başlıyor çocuk. Etraftaki tepkilerle yanlış şeyleri söylemekten korkmaya başlıyor. Yani yaratıcılığımız biz büyüdükçe gelişen kaygılardan etkilenmeye başlıyor ve yavaş yavaş yaratıcı üretim hevesinden vazgeçebiliyoruz. Yaşla birlikte bu biraz azalmaya başlıyor. Bir kere bunda şunun da etkisi var. Çok fazla bilgi bombardımanı da yaratıcılığı engelleyen bir şey. Gençlik dönemi yaratıcılık açısından aslında müthiş. Yani ne çocuk gibi tamamen bilgiden yoksunsun, ne de olgun deneyimli bir zihniyet gibi. Çok ideal bir dönem yaratıcılık için. Yani gençler daha az bildikleri için daha çok buluş yapıyorlar. Çünkü henüz tam olarak yaşadıkları dünyanın, kültürün etkisi altında değiller. Henüz geleneksel bilginin esiri haline gelmiş değiller. Bu nedenle daha böyle kafa tutma olasılıkları fazla. Bu yüzden radikal fikirlere daha açıklar. Hatta bugün Cemil Meriç'in Bu Ülke kitabını okuyorum şu anda. Orada çok güzel bir cümle vardı. Diyor ki 18 yaş tecessüsün yıldızlara yelken açtığı çağdır. Fetih ve macera çağı. Tecessüs merak demek. Yani o dönemde hem merak, fetih, macera ruhu var. Ama genellikle üniversiteye girdikten sonra yavaş yavaş bu yaratıcılık elimizden kaymaya başlıyor. Başlıyor. Evet. Başlıyor evet ama bu bir kader değil. Şimdi buraya gelelim. Eğer bunun farkında olursak ona göre
yapabileceğimiz şeyler var ve bunu ömür boyu sürdürmemiz mümkün. Çok güzel, ilginç bir araştırmadan söz edeceğim sana. Peki. Psikolog Michael Robinson çok zekice bir deney yürütüyor Ece. Üniversite öğrencilerini gelişi güzel iki gruba ayırıyor. Bir gruba diyor ki, 7 yaşındasınız, dersler iptal oldu, bütün gün serbestsiniz, ne yapardınız, ne yapardınız, kimle görüşürdünüz falan, 7 yaşındasınız. İkinci gruba da aynı yönergeleri veriyor ama ilk cümleyi atlıyor. 7 Yani yaşındasınız 7 demiyor. yaşındasın bilgisini verilmiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? İkinci gruptakiler kendilerini çocuk gibi hayal etmiyorlar. İki grupta 10 dakika boyunca yazıyor, yazı yazıyor. Ve iki gruptaki deneklere çeşitli yaratıcılık testleri yapılıyor. Kendilerini ilk başta küçük çocuk gibi düşünenler yaratıcı görevlerde çok daha iyi sonuçlar elde ediyorlar ve diğer gruba göre iki kat daha fazla fikir üretiyorlar. Yani buradan şöyle güzel bir sonuca bağlayabiliriz. Zaman içerisinde kaybettiğimiz yaratıcılığı aslında böyle ufak triklerle tekrar çocuk gibi hissederek, çocuk gibi düşünerek, kendimizi o moda sokarak, Harikaymış. belki oyun oynayarak bir Hemen şekilde deneyeceğim. oraya tamam kazanabiliriz. Yani yeter ki çocuk gibi davranabilelim. Yani her zaman zaten hayata bir çocuğun gözünden baktığımızda daha fazla haz alırız. Mesela küçük bir çocuğun sahneye çıktığı anı düşün çocukları. Onlar da henüz korku, kaygı kavramı yok. Çok rahattırlar. Yani ben de küçükken kardeşimi hatırladım şimdi. O sahneye çıkmıştı. Annemlere el falan Evet. sallamıştı. Prens rolünde düşün, başrolde. Anne falan diye el sallıyor. Yani çok rahat çünkü oraya keyif almak için çıkıyor. Yani performans anksiyetesiyle çıkmıyor. İşte amaç bu. Amaç bu olduğunda o Evet. zaman yaratıcılık güdümüz devam ediyor. Bir tane daha örnek vereceğim. Mesela en üretken bilim insanlarından biri olarak bilinir Paul Erdős, çok ünlü bir matematikçi. Kendi disiplininde daldan dala hep atlamış ve her problemde farklı insanlarla birlikte çalışmış. Sıkılmaya başladığı anda yeni bir zorluğun üzerine gitmiş ve temiz bir sayfa açmış. Bu çok önemli. Yeni zorlukların üzerine gidiyor muyuz? Eğer bunu sürdürürsek yaşlanana kadar genç bir insan gibi düşünmeye devam edebiliriz. Yani bu bir ruh hali, bu bir zihniyet, bir bakış açısı, bir yaşla ilgili bir durum değil. Son Evet. olarak şundan söz edeceğim. Yine bu bahsettiğim Yaratıcı Beyin belgeselinde üç farklı yoldan bahsediyor yaratıcılığı canlı tutmak için. Birincisi, temel kurallardan bir tanesi yeni zorluklar aramak. Yeni zorluklar aramak. Yani sana gelecek, sen arayacaksın o zorlukları, yaratacaksın. Çünkü beynimiz öyle bir organ ki yani sadece 1 kiloluk bir organ biliyorsun ama vücuttaki enerjinin %20'sini kullanıyor. O yüzden çok ekonomik modda çalışıyor, çok verimli ve o yüzden hep en kolay çözüme gidiyor beynimiz. Hep otomatik Evet. pilotta gidiyor. En bariz cevapları seçiyoruz her zaman. En az zorlayıcı olan yol neyse oraya gidiyoruz doğal olarak. Oraya Doğal tepkimiz gidiyoruz. Evet. bu. Bu yaratıcılığa engel işte. Bu Ha. yaratıcılığa engel. Ne zaman Öyle yaratıcı mı kolaycı olabiliyoruz? olduğun zaman bu iş Değil. sekteye uğruyor yani, anladım. Evet, yani kolay yolu değil. Yani biraz derine inmek gerekiyor. Derinleşmek Yeni gerekiyor. bunun içinde yeni bir şeyler denemek gerekiyor. Yeni bir beceri öğrenmek mesela gerekiyor. Biraz kafa karışıklığı da yaşamak gerekiyor. İkinci önemli yöntem sınırları zorlamak. Beynimiz böyle sürekli bir heyecan arayışı içerisinde zaten ve yaratıcı fikirle alışıldık olan fikir arasında bir dengede var olmak gerekiyor yaratıcı olmak için. Yani şunu demek istiyorum. Çok sıkıcı bir şey yaparsan dünya seninle ilgilenmez. Çok aşırı bir şey yaparsan da deli derler. Yine dışlanırsın bir şekilde. Gerçi bu Bu da işin de bir akış alanı var dehayla. aslında. Evet, O da. ilgili. Doğru söyledin. Evet. Kesinlikle. Evet. O yüzden bütün olasılıklara bakma ve sınırları biraz zorlayarak neyin işe yaradığını görmek önemli. Yani aşırılıkla işte o sıkılma arasında. Ve üçüncü ve son olarak da şunu söyleyeceğim. Başarısızlık hissinden kaçıyoruz. Bu da çok engelleyici yaratıcılıkta. Kötü bir his olduğu için kaçıyoruz ama tam tersini yapmak gerekiyor. Çünkü genellikle ve çoğu zaman başarılı sonuçlar başarısız denemelerin sonunda geliyor. Çok klasik Edison örneğini vermeyeceğim. Evet. Ampul için artık yani Evet. o örnek. Evet. Yani işte dolu anladın. Sonuçta bunlar. O yüzden yaratıcılık bir zihniyet.
Çocuklukta müthiş potansiyel var ama hayat boyu sürdürebileceğimiz, her birimizin içinde var olan ve besleyebileceğimiz bir potansiyel. Yaratıcılık bir zihniyet, yaratıcılık bir iklim meselesi. Gerçekten arka arkaya da saydığın pek çok da koşulu ve unsuru da var. Fakat ben biraz hani daha böyle özet şeklinde şeyi sormak istiyorum. Nelerden besleniyor bu yaratıcılık? Hani Evet. beslemek gerekiyor hissine giriyorum tabii sen anlattıkça. Bunun Evet. için hani neler yapmalıyız? Tamam. Çok şeyler var yapabileceğimiz. Şimdi bir kere Harika. şunu söylemek lazım. Sınırlı kaynaklar aslında önemli. Yani sınırlı kaynaklar olduğunda daha yaratıcı hale geliyoruz. Tam tersi geçerli değil. Bollukla ilgili bir şey değil. Çünkü imkanlar seni kısıtladığı zaman bariz çağrışımların ötesine geçmek zorunda kalıyorsun ve o zaman da klişelerden uzaklaşıyorsun. Bu çok önemli. Şimdi şöyle bir araştırmadan söz edeceğim sana. Mehta ve Zhu adlı iki kişinin araştırması. Mesela 6-10 yaş arasındaki çocukların IQ skorlarına bakmışlar. Bu skorlar 1990'lardan bu yana yükselmiş ama yaratıcılık skorları düşüşe geçmiş. Çünkü her şeyin hazır olarak sunulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların önünden karşılaşacakları engelleri temizlemeye çalışıyoruz. Veya hata yapacaklarsa, okulda başarısız olacaklarsa bunu engellemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu çocuklara her istediğini vermek, her şeyi onlar için yapmak üç şeyi çok zayıflatıyor. Azim, adanma ve yaratıcılık. Bunları çok zayıflatıyor. Çözüm Birey çocuğun olma yapıcı. yolculuğunda çok kıymetli bir şey tabii bunlar. Kesinlikle, kesinlikle çok çok önemli uzun vade için. Uzun O vade yüzden için. her şeyi hazır sunmamak gerekiyor. En basitinden ülkeler için bile düşünebiliriz. Yani petrol laneti vardır ya, Suudi Arabistan, Katar, bunlar doğal kaynakları zengin yerler değil mi? Zorlanmadan zenginliğe ulaştılar. Ne oldular? Kültürel ve entelektüel durağanlığa geldiler. Yani bolluktan gelen tembellik yüzünden insanlığa faydalı olacak bir şey üretmiyor şu anda bu ülkeler. Aynı şey çocuklar için de geçerli olabilir. Bu bir mesele. Ha, ne yapabilir? Yani neyse, bir ikinciye geçeyim. Şimdi çok şey yapmayayım. Çok şey var söyleyecek. Çok şey Seyahat çok var, evet. önemli. Seyahat çok önemli yaratıcılıkta. Bu konuyla ilgili de bir araştırma var. 2009'da yapılmış. Evden uzak süre kalan öğrenciler ve yurt dışı deneyimi olan insanlar, doğduğu ülkenin dışına çıkmamış olanlara göre daha yaratıcı bulunmuş. Ama bu temelde şununla ilgili, açık görüşlülüğü geliştirmekle ilgili. Yani çünkü neden seyahat? Bir şeyin kültürel anlamda, farklı kültürel anlamlarını seyahatte öğreniyorsun. Mesela Çin'de tabağın içinde yemek bırakmak iltifat. Bu şey demek, sen bana yiyeceğimden daha çok yemek koydun demek. Ama mesela bu Amerika'da bir hakaret olarak algılanabilir, beğenmedin mi yemeği diye, veya bizde de Evet. öyle algılanabilir. İşte hani bu farklı kültürlere maruziyet yaratıcılığı çok besleyen bir şey. Yurt dışına gitme imkanı olmayabilir tabii ki insanların. O zaman bulunduğun ortamda çocuğu mümkün olduğunca farklı yerlere götürüp yeni insanlarla tanıştırmak veya yeni kitaplarla buluşturmak, bunlar önemli. Ve sizin yeni deneyimlere ne kadar açık ya da kapalı olduğunuz önemli. Doğal olarak bu çocuğu da etkiliyor. Yani sushi ile ilk karşılaşmada "ay, bu çiğ balık yenilir mi?" dediğinde sen çocuğa da o düşünceyi ekmiş oluyorsun. Hissi Ama veriyorsun dene tabii. bakalım Evet. diyecek. Yani denemeden sevip sevmediğini bilemezsin demek. Evet. Bu Evet. genel tutumunu yenilikler karşısında çok etkiler. Bir de önemli bir ayrımdan söz etmek istiyorum burada. Yeni ile farklı iki ayrı şey. Yani mesela severek izlediğim bir dizinin yeni bölümü değil mesela. O beynin farklılık merkezlerini uyarmıyor. Yaratıcılık dediğimiz farklı, değişik kaynaklardan beslenmeye gerekiyor. Yani gerçekten ezberlerini bozacak kadar farklı olanı deneyimlemekten besleniyor. Hareket yaratıcılıkta çok önemli. Yürüyüş ve yaratıcılık arasında çok yakın bir bağlantı var. Genellikle bunu birçok insanın hikayelerinde görürsün. Uzun yürüyüşler sonunda inanılmaz aydınlanmalar yaşarlar. Hareket çok alakalı. Bunun araştırmaları var.
En klasik mesela Mozart hep at arabasının yan cebinde boş kağıtlar tutuyormuş. Çünkü o hareket esnasında fikirler geliyormuş. Gerçekten bir ilgisi var. Demin bahsettiğim sınıf ortamında da çocuklara belki o yüzden yani o zıplayan topların üzerinde hareket etmeyi, çocuk zaten hareket etmek istiyor. Bu yaratıcılık açısından da çok faydalı. Onun dışında sık molalar vermek çok önemli ve mesela beyin işi yapıyorsan eğer sürekli bir beyin işi yapıyorsan o zaman mola verdiğin zaman zihinsel olmayan bir şey yapman gerekiyor. Yani sen sürekli bilgisayar başında oturdun diyelim 10 dakika mola verdin yine ekran başında telefonla oynuyorsun. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Bu değil. Başka bir şey yapman. Evet, Belki o dans dinlenmek değil. edeceksin. Evet. Evet, belki ne bileyim işte bulaşık yıkayacaksın. Einstein mesela çok zor bir problemle karşı karşıya geldiğinde mola verip ne yapıyor? Keman çalıyor. Keman onun için çok önemli bir problem çözme aracı. Beyninin çünkü farklı bir yerini uyarıyor. Farklı bir... ve geri geldiğinde o probleme bambaşka bir açıdan bakma imkanı buluyor. Bu çok önemli. Sıkılma konusundan söz etmek istiyorum. Bu canlı yayın bana teklif edildiğinde ilk sıkılma konusuyla yaratıcılık bağını anlatmam istenmişti ama ben daha geniş perspektife anlatmak istedim. Çok sevdiğim bir laf Evet. var. Filozof Blaise Pascal 1600'lü yıllarda demiş. Bütün insanlığın mutsuzluğunun kaynağı bir odada kendi kendine sakin bir şekilde oturmayı becerememesidir diyor. Yani kendimizden kaçış çok acı bir gerçeklik diyor. Onun yerine başka bir şey düşünmeyi tercih ederiz. Kendimizi düşünmeyelim, aman kendimize dönmeyelim diyor. Ama şimdi o sıkılma çok değerli yaratıcılık açısından da. Çünkü beyin farklı bir moda, default mode network dediğimiz, çok tekniğe girmeyeyim ama bir yaratıcılık moduna geçiyor sıkıldığımız zaman ve bu işte fMRI denilen görüntüleme teknikleriyle de incelenmiş. Yani orada birbirine en uzak fikirleri birleştirmeye başlıyoruz. En zor problemlerimizi o sıkılma anlarında çözümlemeye başlıyoruz. Ama şimdi mesela çocuklar ve gençler sıkılma duygusunu bilmeden büyüyorlar, değil mi? Sürekli aktivitelerden aktivitelere gidebiliyorlar. Bu da yaratıcılığa bir tehdit. Aslında hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Yani hepimiz de aynı durumdayız biraz bu çağda. Evet. Virginia ve Harvard Üniversitelerinden bilim insanları 11 araştırma yapmışlar. Çok ilginç buldum bunu. Katılımcıların çoğu bir odada 6 ila 15 dakika boyunca hiçbir malzeme olmadan kalıyor. Ne müzik, ne kitap, ne akıllı telefon. Yalnızca kendi düşünceleriyle baş başa bırakılıyorlar. Yaşları 18 ile 77 arasında değişen kişiler, farklı hayat tecrübeleri olan. Ama araştırma sonuçları yaştan bağımsız olarak aynı. Hepsi inanılmaz zorlanıyorlar. 15 dakika bile kendi başlarına kalamıyorlar yani hiçbir Kalamıyorlar. malzeme Evet. uyaran olmadan. Ve şöyle bir şey var. Çok buna güldüm ama trajikomik. Katılımcılara sessizlik içinde tek başına oturmak yerine elektroşok almayı tercih eder misiniz diyorlar. Ve elektrik şokunun ne kadar ağrılı olacağını bildiği halde yarısı evet ya ben sıkılmaktansa kendi kendime kalmaktansa elektrik şokunu tercih ederim diyorlar. O O düğmeye kadar zor basıyor. geliyor insanlara demek ki. Evet, hatta bir katılımcı 190 defa elektrik şoku düğmesine basmış. Artık kendinden ne kadar şeyse uzak kalmak istiyorsa. Müjdelikse. Şimdi neden sıkılmaya tahammülümüz yok? Çünkü bir dopamin döngüsü içerisinde yaşıyoruz. Çocukları da bu döngü içinde yaşatıyoruz. Dopamin beynimizde bir madde. Yani insanın arzu ve arayış içinde olmasını sağlayan beynin ödül merkezi gibi düşünebiliriz. Fakat dopamin öyle bir programlanmış ki doyuma ulaşmıyor. Yani doyuma ulaşma duygusu vermek için programlanmamış. Yani aradığın şey her neyse ona ulaştığın zaman tatmin duygusu yaşamıyorsun. Dahasını istiyorsun. Daha geçen de bir programda da söyledim. Hani Sezen Aksu'nun şarkısı var ya, ne kadar uyarsan o kadar ister. Ne kadar uyaran versen o kadar daha çok O istiyor kadar ve ister. tatmin olmuyor. O yüzden aynı şeyi Bunun yapmaya sonu devam yok yani. ediyorsun. Evet. Sonu yok. O yüzden çocuklara sıkılmak duygusunu yaşatmak gerekiyor. Peki çocuğunuz o zaman sıkıldım dediğinde ne yapabilirsiniz? Bir, öncelikle bunu bir felaket haberi olarak algılamaktan vazgeçelim. Dünyanın sonu değil. Sıkılmayı. Evet. Evet.
Yani ses tonunuzla, beden dilinizle bunun son derece doğal bir hal olduğu sinyalini verebilirsiniz. Sakin, gülümser bir tavır içinde durumun olağanlığını onaylamış olursunuz. Ve çocuğunuza şöyle cümlelerle destek olabilirsiniz. Ha, sıkıldım peki, sıkıntını gidermek için neler yapabilirsin sence? Bir düşün bakalım. Veya aa, sıkılmana çok sevindim, şimdi yaratıcılığını keşfedeceksin. Bu dinlenmen için de güzel bir fırsat. Veya Evet. sıkıldıysan buna çözüm getirecek olan da sensin. Sana güveniyorum. Düşün bakalım. Hadi sonra da gel bana anlat. Neler bulacaksın merak ediyorum gibi. Yani şöyle bir şey daha var. Ben bunu çok daha pratik bir örnek olarak söylüyorum. Anne babaların hoşuna gidiyor. Bir kavanoz yapmaktan söz ediyorum. Çocuğunuzla birlikte yaşına göre oturup onun sevdiği aktiviteler her neyse bunların bir listesini yapabilirsiniz. Sonra bunları parça parça bir kavanozun içine koyarsınız bütün bu aktiviteleri. Canı sıkıldığı zaman gider oradan bir aktivite seçer, oturur onu yapar. Kendi kendine problemini çözmüş olur. Yani artık o aktiviteler her neyse böyle bir sıkılma kavanozu da işinizi zor zamanlarda, sıkıştığınız anlarda görebilir. Onun dışında Ece, neler yaratıcılığımızı başka besliyor? Bir kere Besler. Evet. evet, sabah saatleri çok yaratıcılık açısından harika zamanlar. İlk Evet. uyandığınız anlar ilham açısından çok kıymetli. Neden? Çünkü beynimiz daha uyuşuk, mahmur, yeni fikirlere açık olduğu bir hal. Ve henüz o düşünen kısım uyanmadığı için alfa Ön taraf dalgaları uyanmadığı dediğimiz. için o Evet. şey yapmadı ya, sınırlayan taraf henüz uyanmadığı için iyiyiz Uyumadığı yani. için. Evet. Ben mesela öyle yapıyorum. Geceden bir böyle çözmem gereken bir problem varsa onu düşünerek yatıyorum. Sabah kalktığımda eğer bir işim varsa 5 dakika öncesine kuruyorum saati. Sabah o 5 dakika onu düşünüyorum. Bazen inanılmaz güzel şeyler, yazılar Harikaymış. çıkıyor. Gerçekten işe yarıyor. Yani bu söylediklerimi kendim de uyguluyorum ben. O yüzden hani böyle bir yöntem önerebilirim. Su çok önemli. Suyun rahatlatma etkisi var. Arşimet vardır ya, hamamdan Eureka diye çıkmış. O suyun rahatlatma Buyurun. etkisiyle de ilgili. Ben buna suyun kaldırma gücü yanında suyun buldurma gücü diyorum. Yani kafanız Harika. evet ya, Harika. ne kadar yaratıcıyım görüyor. O sabah anlarından birinde bunu geliştirmiştim. Çok Ay güzel. neyse. Buldurma gücü. Suyun Güzelmiş. buldurma. Evet. Çünkü gevşiyoruz ve gevşeme çok önemli yaratıcılık sürecinde. Sıcak suyla böyle beynimize masaj yaparken hem orada e-posta yok, telefon yok henüz Yok. Allah'tan. O yüzden kafamızın gerisindeki o yaratıcı fısıltıları nihayet duyabiliyoruz. Oyun çok önemli Ece. Serbest oyun. Biz mesela oyunu hep kültürel olarak zaman kaybı gibi görüyoruz. Şehir efsaneleri bu şekilde. Ve maalesef şehir efsaneleri çoğunlukla bilimden daha güçlü sesi olan şeyler. Ama bilim öyle demiyor. Oyun o kadar değerli ki mesela Almanya'da neredeyse tüm anaokulları şu an oyun tabanlı. 1970'lerde bunun denemesini yapmışlar. Genelde akademik ağırlıklıymış o zaman ve araştırmalar şunu göstermiş. Erken dönemde akademik odak oyun bazlı okullara kıyasla bilişsel becerileri köreltmiş. Yani daha çok zarar getirmiş. Öyle ki araştırmayı yarıda kesmek zorunda kalmışlar etik sebeplerle. Yani bu çocukları buna daha fazla maruz bırakamayız. Çünkü çok net olarak sosyal, duygusal ve akademik gelişim oyundan çok olumlu etkileniyor. Yaratıcılık da aynı şekilde. Bir şey daha söyleyeceğim. Oda rengi, mavi renk yaratıcılığı çok besliyor. Aa, çok güzel. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Hayal gücü gerektiren işlerde mavi rengin olumlu etkisi olduğu görülmüş. Mesela kırmızı tam tersi, doğruluk, ayrıntılara dikkat. Ve sadece mavi renk değil, hani aydınlık ortamlar, doğa, güneşli ortamlar. Çünkü gökyüzü denizle alakalı çağrışımları tetikliyor. İşte güneşi, denizi, tatili, oradaki yaz günlerini falan düşününce alfa dalgalarımız hemen artıyor. Bu da yine gevşeme getiriyor. Yine düşler getiriyor. İçgörüyü kolaylaştırıyor. Belki diyorum çocukların odalarının bir tarafını mavi renge mi boyarsınız artık? Maviye. Çünkü herkes malum manzaralı evlerde oturmuyor. Ama her türlü açık güneşli ortamlarda böyle. Yani kısaca böyle bir sürü şey söyledim. Böyle. Çok çok yöntem var yaratıcılığı besleyen. Bunları uygulamak mesele. Uygulamak mesele. Sormak istediğim çok soru var. Sürem de azalıyor. Bir yandan da Evet. gözüm süredi ama bir yandan da şunu soracağım. Sınıfta bu çocuklar, yaratıcı çocuklar seviliyor mu sence? Yani sınıf için bir şey mi, avantaj mı, dezavantaj mı yaratıcı çocuk?
Şimdi şöyle, mesela tarihte de birçok dahi bilirsin, belli bir noktada okulu bırakmak zorunda kalıyor. Okulda aptal olduğu, uyumsuz olduğu, dikkatini Uyumsuz oldu, evet. toplayamadığı, evet umutsuz olduğu düşünülen çok var. Bir kısmı atılmış, bir kısmı kendi isteğiyle bırakmış. Yani ama okulu bırakmışlar, eğitimi değil. Lütfen aradaki ayrıma dikkat edelim. Ve bu, Evet. çünkü bu insanlar öğrenmeye aşık, çalışmaya aşıklar. Kendi alanları neyse orada müthiş tutkuyla zaten çalışıyorlar. Zor kaldırırsın yani işin başındayken. Ama işte sınıf ortamında maalesef böyle olmayabiliyor. Maalesef öğretmenler bu durumlara çok farklı tepkiler verebiliyor. İlkokul öğretmenleriyle yeni bir araştırma yapmışlar. Sınıfınızda yaratıcı öğrenci ister misiniz diye sormuşlar. Öğretmenlerin hepsine cevap vermiş. Evet, isteriz demişler. İsteriz Tamam tabii. mı? Teori. Aynı öğretmenlerden çeşitli kişilik ölçütlerinin puan vermeleri istenmiş. Mesela yaratıcı düşünceyle ilgili temel kişilik özellikleri neler? Kendini özgürce ifade etme vesaire. Ama bunlar öğrencilerin hep iflah olmaz dedikleri öğrencilerle Evet. ilişkilendirilen özellikler. Çünkü bunlar hayalperest, doğaçlamacı çocuklar, yaratıcı ama onlara bir şey öğretmek daha zor. O yüzden ve okul başarıları da daha düşük olabiliyor. Bu sebeple bir kenara da itilebiliyorlar. Hevesleri de kırılabiliyor. Ve bu öğretmenlerin kafasındaki gözde öğrenci algısı da yaratıcılıkla ters ilişki içerisinde. Yani en iflah olmaz öğrenci denilen öğrencilerle ilgili yargılar yaratıcılıkla daha paralel ilişki içerisinde. Çünkü okullar genel anlamıyla, her okul öyle değil elbette ama kişinin kendisini ifade etmesine uygun biçimde tasarlanmış yerler değil. O yüzden yaratıcı özellikler sergileyen çocuklarla ilgili olumsuz düşünülebiliyor. Böyle bir gerçek Evet. var. Evet. Evet. Bu da aslında eğitim, daha doğrusu okulların bir konflikte çözülmesi gereken sorunlarından bir tanesi, çok güzeldi. Peki bir yandan da dikkat eksikliği çok günümüzde çok konuşulan bir şey. Fakat sen anlattıkça acaba bu dikkat eksikliğinin bu yaratıcılıkla bir bağı var mı diye kendime sormaya başladım. Hareketi seven çocuklardan bahsettin. Pek çok konuda dikkat şeyleri var, öğrenme istekleri var dedin. Ne Evet. dersin? Bunu bir araştırmayla cevap vereyim. Harvard ve Toronto Üniversiteleri bu araştırmayı yapmış. Öğrencilere duyu testi yapmışlar. Dış uyaranları ne kadar göz ardı edebildiklerine bakmışlar. Yani mesela arkada çalışan klimanın sesi veya dışarıdaki trafik gürültüsü ve bu sesleri dışlayamayan çocukların yaratıcı olma ihtimali 7 kat daha büyük bulunmuş. Yani Hmm, çok ilginç. odaklanamayanlar daha yaratıcı kapasiteye Evet. sahip. Mesela Leonardo da Vinci'yi bile ele alalım. Yani o 10 yıl ustasının yanında kalıyor yeterince pişmesine rağmen. Çünkü kafası çok dağınık. Kafası dağınık. Kendi başına kalsa açlıktan ölecek birisi. Yani kötü odaklanamıyor. Bir sürü bitiremiyor. Hatta buna Rönesans dönemi dikkat dağınıklığı deniliyor. Diyorlar, Defterlerine evet. falan bak, böyle o da görüyorsun. Yani o yüzden hani ona bir yapı ve disiplin sağlıyor o atölye ortamında olmak. Şimdi şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yani ilaçlar veriliyor ya çocuklara. Bu yaratıcı kapasitesi olan çocuklara da veriliyor bu ilaçlar ve bunlar nasıl etkiliyor yaratıcılığı? Şimdi genellikle zor bir şey çözmenin, bir problem çözmenin en iyi yolunun sürekli odaklanmak olduğunu Odaklanma. düşünüyoruz. Ama tamam, ama bunu yapmanın da bir bedeli var. Yani böyle bir odaklanma gerçekten gelişim getirecek yaratıcı bağlantılara da ket vurabiliyor. Yani teşvik etmemiz gereken beyin aktivitesini bastırmış olabiliyoruz. Mesela dikkati artırmak için alınan Ritalin gibi ilaçlar var. Bunlar yaratıcılığın gerçekleşme olasılığını çok azalttığı görülmüş olan ilaçlar. Mesela Nature dergisi bir anket yapmış. Bilim insanları ve araştırmacıların %20'si zihinsel performansı artırmak için düzenli olarak reçeteli ilaç kullanıyorlarmış. En sık ortaya koydukları gerekçe de konsantrasyonumu artırmak. Ama Konsantrasyon. dikkatleri artıyor bunun sonucunda ama gerçekten çözüm sağlayacak o içgörülü sonucu da ortaya koyamıyorlar. Yaratıcı modları geri plana gidiyor. Odaklanma artışı daha iyi sonuç vermiyor yani. Böyle bedeller de var. Yani böylelikle 8 saat aralıksız çalışabilirsin. Ama gerçekten fayda sağlayacak bir şey ortaya koyar mısın? Şüpheli. Ve bir şey daha soracağım, hiperaktivite ile ilgili bir araştırma.
üniversite öğrencileriyle yapılmış zor ve yaratıcı testlerle başlamışlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı konan öğrenciler daha yüksek puan almışlar ve ardından gerçek dünyada yaratıcı başarı düzeyleri ölçülmüş. Öğrencilere sorulmuş hakemli sanat yarışmalarında ödül kazandın mı, kazanmadın mı, bilim fuarında dereceye girdin mi diye ve tiyatrodan tut mühendisliğe kadar her alanda dikkat eksikliği olan öğrencilerin daha yaratıcı oldukları görülmüş. Yani okul dışında yaratıcılık gerektiren ortamlarda çok başarılı oldukları görülmüş. Yani bu anlamda baktığımızda evet dikkatin eksik olması her zaman kötü haber değil. Yaratıcılık açısından bir nimet. Çünkü bazen alakasız bilgilere dalıp gittiğin zaman işte o beynin uzak yerlerinde dolaşan başıboş çağrışımlara da kulak kabartabiliyorsun. Ve içgörü ancak bu zaman ortaya çıkıyor. Böyle bir durum var. Yani böyle bir şey. Her gezinen kaybolmuş değildir diyor ya Tolkien. Her gezinen zihin Doğru. kaybolmuş değil. Peki son 4 dakikam, iki tane sorum Eyvah. var benim. Tamam, tamam. Yani bir tanesi takım çalışması ile ilgili. Yetenek takım çalışması bağından yola çıkarak bunu sormak istiyorum. Takım halinde çalışmanın bir stratejisi var mı? İkincisi de yaratıcı eğitim yöntemleri. En önem verdiğim sorulardan bir tanesi de bu Evet. aslında. Yaratıcı eğitim Evet. yöntemlerine İstersen örnek rica ediyorum senden. İstersen ondan başlayayım Ece. Çünkü 4 dakika ve Olur, ben olur. buradan başlayayım. Bir kere şimdi aslında çok anlatmak istediğim şeyler var ama kısa Şey özet. yapabiliriz, yani bir kez daha bağlanabiliriz eğer senin Yani için şöyle uygunsa, sen bilirsin. yani insanları da çok sıkmayı da sevmiyorum. Evet. Mesela çok spesifik scamper tekniği, insanlar bunu araştırabilir. Scamper tekniği diye bir teknik var. Bu bir beyin fırtınası tekniği. Ve Evet. bir scamper diye yazılıyor. Bir nesne üzerinde daha önceden belirlenmiş adımları takip ederek beyin fırtınası yapıyorsun. Yani o nesneyle ilgili yer değiştirme, birleştirme, uyarlama, başka amaçlarla kullanma. Scamper'dan söz edebilirim. Mesela Edward de Bono'nun 6 şapka düşünme tekniği var. Her düşünme tarzına tek tek dikkat ederek aynı anda düşünmeye olanak sağlıyor. Her bir şapka bir karakteri temsil ediyor. 6 farklı renkte şapka var. 6 şapka düşünme tekniği. Bunu araştırabilirler. Daha basit mesela bir öğretmen sınıfta öğrencilerine diyor ki en sevdiğiniz ressamı düşünün. Eğer hayatta olsaydı bir sonraki resmi nasıl olurdu? O resmi yapın diyor. Ya ne yapıyorsun sen Evet. o dönemi bugüne taşıyorsun. Bugün nasıl yapardı diye. Ve işte mesela Picasso bugün yaşasaydı ne yapardı? Geçmişin kalıplarını kırarak iki şey öğretiyorsun. Yeni fikirler için geçmişi de kurcalamak gerekir ve daha önce var olandan da korkmamak gerekir. Bunu öğretebiliyorsun. Onun dışında ucu açık sorular yani çok basit başka bir şey söyleyeyim. Ucu açık sorular sormak ve problemler, ucu açık problemler bu risk almayı da teşvik eder. Yani kendi çözümünü bulmak öğrenciye kalmış olur. Klasik yumurta için paraşüt tasarlayın deneyi vardır. Öğrenciler problemi çözmek için ne yaparlar? Yer çekimini, işte hava direnci yasalarını kavramaları gerekir. Bunu araştırmaları gerekir. Sonra işte bunu sunarlar. Yüksek bir yerden çıkıp yukarıdan bırakırlar yumurtayı paraşütle. İlk denemede kırılır. Bu da işin bir parçası, o başarısızlık. Nedenini anlamaya çalışırlar. Neden kırıldı? Çözümlemeye çalışırlar. Çok mu hızlı indi? Yastıklamayı mı iyi yapmadık falan. Sonra tasarımı iyileştirip yeniden denerler ve sebat ederler. Sebatı da öğrenirler ki bu çok önemli yaratıcılık sürecinde. Ve onun dışında mesela öğrencileri henüz yanıtı bulunmamış yeni gerçek problemleri çözmeye teşvik edin. Mesela NASA'nın bir projesi var, Mars'ı Düşleyin projesi. Öğrencilere diyorlar ki diğer gezegenlerde insan yaşamı için kullanım kılavuzu hazırlayın. Böylece işte oradaki yaşam alanlarına yiyecek, su, oksijen ulaşım bunları tasarlayın. Öğrenciler düşünüyorlar yani nasıl burada insanlar nefes alacak, çöpleri ne yapacaklar falan gibi. Yani böyle gerçek problemleri çözmeye de teşvik edebiliriz. Kitap önereceğim Ece, süremiz Peki, azaldı. haydi. Evet. Leonardo da Vinci'yi anlatan Michael Gelbin Da Vinci gibi düşünmek kitabı. David Eagleman'ın Yaratıcı Tür kitabı. Jonah Lehrer'in Hayal Gücü kitabı. Kaydedeceğini düşünerek sayıyorum. Oradan Tabii, dinleyebiliyorlar. kaydedeceğiz. Hiç merak etmesin izleyenler. Daniel Pink'in Aklın Yeni Sınırları kitabı. Edward de Bono'nun bu bahsettiğim altı şapka tekniğinin yaratıcısı onun kitabı. Çocuklar için Harold ve Mor kalemin kitabını önerebilirim. Onun dışında Üç Küçük Kurt ve Domuzcuğun Hikayesi. Bak bize hep kurdun kötü olduğu anlatıldı. Biz çocuklara bunu okuyorduk. O Üç Küçük Kurt'a
Onun Evet. perspektifinden hikayeyi anlatan farklı bakış açısı. Ama Türkçesi var mı Bu arada bilmiyorum. son 30 saniye. Aa, tamam, o zaman Ececiğim, ben seni hiç konuşturmadan vır 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 konuştum. Ama çok Hayır olur teşekkür mu? Çok ediyorum. güzel. Çok, ben teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zaman içinde tekrar birlikte bir yayın yaparız. Bizi izleyenlere çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel kalpler attılar ki, Evet, yorumlar çok yaptılar. sağ Ben olsunlar. senin önümüzdeki günlerde zaten güzel bir postla burada anlatamadıklarını yazacağına da Tamam, eminim. tabii ki Ama tabii ben ki. de Kesinlikle. söz veriyorum izleyenlere. Mutlaka biz bunu kullanacağız ve YouTube kanalımızdan da görüşecek. Harika. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Sizi de Çok teşekkürler. sevgiyle.